Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Bakan Yardımcısı, değerli misafirler. Konuşmama başlamadan önce teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Öncelikle bugün açılışı yapmak üzere davet ettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'tan telgrafımız var. Nazik davetinizi aldım. Programımın yoğunluğu nedeniyle düzenlemiş olduğunuz programa katılamıyorum. Katılan tüm davetlilere şahsınızda sevgi ve saygılarımı sunarım diyor Kadir Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Archimedes'i çeşitli sponsorların desteğiyle yapabiliyoruz. Yaklaşık bir yıl kadar önce yola birlikte çıktığımız Vitra'yı öncelikle anmam gerekiyor. Öncü sponsorumuz Arzu Hanım da aramızda. Onunla ilk el sıkışarak başladık. Platin sponsorluğumuz bu sene Interface Türkiye üstlendi. Altın sponsorlarımız Vestel LED, Schneider Electric. Üçüncüsü satış takımım yardımcı kurucu olacak. Bürotel. Heyecanımı mazur görün. Buraya alıştım ama yine de o kadar kolay olmuyor. Ve gümüş sponsorlarımız, iletişim destekçilerimiz var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bugün Birleşmiş Milletler Dünya Konut Günü. Her yıl Ekim ayının ilk haftasını Dünya Konut Günü olarak Birleşmiş Milletler kararıyla kutluyor. Aslında konut değil, habitation, ona da artık ne deriz bilmiyorum. World Habitation Day diyorlar. UEA da buna paralel olarak 1985'ten bu yana Dünya Mimarlık Günü kutluyor. Bugün Dünya Mimarlık Günü, tüm mimarların gününü de kutlamış oluyorum. Archimedes'in ilki böyle anlamlı güne denk gelmiş oluyor. Bu anlamlı günde Arkitera Mimarlık Merkezi olarak işte bu yeni etkinliğe başlıyoruz. Mimarlar İstanbul'da buluşuyor sloganıyla yola çıktık Archimedes'te. Tekrar eden ve her sene mutlaka aynısını yapacağımız, hem bu sayede bizi belli bir derinliğe ve niteliğe itecek, hem de işimizi kolaylaştıracak bir takım etkinlikler serisi olsun istiyoruz Archimedes'te. İşte bunlar bazı kararları kolaylaştıracak. İlk kararımız açılış konuşmacılarını, açılış konuşmasını protokol dışında her sene bir usta mimarla yapmak. Bu sene Sevinç Hanım'dan böyle bir yardım istedik. Kendisi aramızda, birazdan benden sonra açılışı yapacak. Hoş geldin diyorum Sevinç Hanım'a da, hoş geldiniz diyorum. Her sene iki keynote olsun ve yine bu karar işimizi kolaylaştırsın ve belli bir niteliği yakalamakta bizi çerçeve içinde tutsun dedik. Bu sene iki keynote'umuzdan bir tanesi Dışişleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Naci Koru. Naci Bey de aramızda, ona da yine hoş geldiniz diyorum. Ben konuşmacıların neler konuşacağını biliyorum ama hiç bahsetmiyorum. Bu boşuna zaman kaybı ve benim de aslında hata yapmama neden olacak bir şey. Onun için bu konuda kendilerinden gereken konuşmaları dinleyeceğiz zaten. İkinci ana konuşmacımız The Creative City ve The Art of City Making kitaplarından tanıdığımız Charles Landry. Charles Bey de aramızda. Göremiyorum şimdi. Orada gördüm. Landry, Yaratıcı Kent Yapımında Sonraki Adım başlıklı konuşmasıyla Archimedes'te zihinleri açmaya çalışacak. Bu akşamüstü yapılacak bu konuşma. Archimedes'te bu yılın teması Bypass. Fiziksel çevrenin yerel ve küresel anlamda çeşitli sorunları var, hepimizin bildiği. Bu sorunlar çözülmeye çalışılıyor. Bu tip etkinliklerde, yayınlarda aslında genelde uğraştığımız bu sorunlar oluyor. Ama bu sorunlar genel olarak geçiştiriliyor ve geçicilik üzerine kuruluyor. Bypass temasını ortaya çıkartan da Metrobüs. Bugün toplantıya geç başlamamıza da sebep olan trafik sorununu hepimiz biliyoruz. Şu anda hala korkunç olduğu söyleniyor trafiğin. Ben bir ara rejiden trafik haritasını buraya vermesini istemiştim. Aslında belki konuşurken ben verirseniz iyi olur. Durumun vahimliği gözükebilir. Yani bu her yerde metro, her yere metro sloganını ben kişisel olarak ve biz kurum olarak destekliyoruz. Umarım bütün yurdun her tarafı gerçekten yeniden demir ağlarla örülür. Hem kentler mikro ölçekte hem de makro ölçekte hızlı trenlerle. Ve bu sorun çözülür. Bypass temasıyla ilgili
3 tane etkinliğimiz var diyebilirim. Bir tanesi sosyal medyada bir bypass haritası oluşturmaya çalıştık. Bu o kadar kolay olmadı. Bitmedi ama devam edeceğiz. Sosyal medyada Twitter ve Instagram'da paylaşımlar yaptılar kullanıcılar. Bu paylaşımlardan ortaya çıkan haritayı dışarıda kocaman bir ekranda görebiliyorsunuz. İkincisi Peçakuça'mızı bypass temasına paralel yapacağız. Peçakuça'yı ilk defa duyanlar için kısacık açıklama belki iyi olur. Konuşmacılardan 20 saniyede 20 slide göstermesi isteniyor ve slaytlar durdurulamıyor. Bypass temasıyla böyle bir konuşma yapacak 7 konuşmacımız. Şafak Pavey açılışı yapacak. Koray Çalışkan, Ömer Selçukbaz, Ertuğ Uçar, Ali Taptık, Arman Akdoğan ve orada unuttuğum var mı diye bakıyorum. Yaşar Adanalı Peçakuça'da sunum yapacaklar. Bypass teması ile ilgili bir de posterimiz var. Dışarıda giriş alanında bulabilirsiniz. Cem Dinlenmiş bizim için çizdi bu posteri. Aslında karikatür. Biz onu postere dönüştürdük burada. Ben beğeniyorum. Genel olarak bir reklamda da kullandık. İyi oldu. Bypass temasından tümüyle bağımsız bir seri etkinliğimiz var. Bugün akşam üzeri Fransa'dan Manuel Gautran ve İspanya'dan José Luis Mateo birer konferans verecek. Dünyanın çeşitli bölgelerinden mimarların konferanslarına önümüzdeki yıllardaki Archimedes'lerde de devam etmek istiyoruz. Her sene düzenli olarak yapmak istediğimiz bir diğer etkinlik zaman tüneli. Sosyal medyada özellikle de Facebook'taki zaman tünelinden esinlendik diyebilirim. Önemli bir yapının bu Türkiye'den ve dünyadan olabilir. Başlangıcından yatırım kararının alınması aşamasından başlayarak binanın açıldığı ana kadar olan süreçleri bir zaman tüneli içinde irdelemek istiyoruz. Bu seneki binamız belki çoğunuzun bildiği gibi Zorlu Center. Zorlu Center mimarlar nezdinde epey eleştiriye maruz kalıyor. Emre Bey bizi kırmadı. 4-5 kişi sürece dahil olmuş 4-5 kişiyle ayrıntılı bir sunum yapacak. Biz 1 saat zaman düşünmüştük. 4,5 saatlik zaman talep ettiler bizden. Fener Salonu'nda sanıyorum gerçekleşecek. Bir ilginç etkinlik diyelim. The Competition filmi. Bir belgesel The Competition. Yarışmanın sürecini detaylı olarak inceleyen, mimarların yarışmaya hazırlık süreçlerini filme alan, aynı anda paralel olarak 5 mimarın filme alan ve bunu daha sonra gösteren mimar Angel Borrego, Cubero tarafından türünün ilk örneği olarak hazırlandı. Türkiye'de de ilk defa gösterilecek. Ardından yönetmen de aramızda Türkiye'de. Ardından yönetmeniyle söyleşi yapma imkanımız olacak. Bu özel konuşmacılar, konferanslar, paneller, zaman tüneli ve film gösterimi dışında aslında panelleri saymamalıydım. Onlarca diyebileceğim sayıda panel var. Hepsini burada sıralayarak sizleri sıkmak istemiyorum. Biraz geç olarak ulaşsa da etkinlik alanına ulaştı. Epeyce bir broşür var. Her yere dağılacak hızla. Bu etkinlik salonlarının girişlerinde görebilirsiniz. Ve web sitemiz çok güncel. Hatta bu sabah konuşmacılarımızdan CV'sini güncellemek isteyen olduğunda onu güncelleyebilecek kadar hızlıyız buradan güncelleyebilecek kadar. Oradan son bilgilere erişilebilir. Evet, kabaca her şeyi söyledim. Ben konuşmamı herkese geldiği için teşekkür ederek tamamlıyorum ve Sevinç Hanım'ı açılışı yapmak üzere buraya davet ediyorum. Hepimiz hoş geldik. Efendim, Ömer Bey'e önce
Benim için usta mimar dediği için teşekkür ederim. Eğer vakit kalırsa olurum inşallah. Evet. Efendim, açılış konuşmasın, duyduğum açılış konuşmalarından ikisi beni çok cezbetmişti. Ondan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Sydney Olimpiyatlarının açılış konuşması. Komite başkanı olimpiyatları açıyorum demişti kısaca. Ondan sonrası da Kraliçe Elizabeth'in, o da Londra olimpiyatlarını açarken sportif olayları açıyorum demişti. Böyle çok güzel, can sıkmadan. Ondan sonra esas konuya giriliyor. Esas konulara girmeden önce ben bugünlerin güncel konusu olan ve beni de duygusal olarak yakından ilgilendiren fakat aslında ciddi bir mesele olan bir binadan bahsetmek istiyorum. Bu bina İstanbul Üniversitesi Merkez Kitaplığı. Ben kısaca bu binadan bahsetmek istiyorum. İçine girmemiş olanlar vardır belki. Projeler hiç yayınlanmadı. Bir kez yayınlandı 1972 yılında Mimarlık Dergisi'nde. Hiç yayınlara girmedi. O bakımdan kısaca bahsetmek istiyorum. Sonra konuya gireceğim. Konuya girmenin sebebini de söyleyeyim başında. Bu bina yıkılacakmış onun için. Evet. Efendim bu bina 1964 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından yarışmaya çıkarıldı. 1964. Jürisi çok sevdiğimiz, saydığımız mimarlar idi. Turgut Cansever, Maruf Önal, Muhlis Türkmen. Sadece Muhlis Türkmen hayatta zannediyorum. Naim Şukal, Betonarme hocamızdı. Sonra danışman jüriler Oktay Aslan Apao hayatta. Said Kur'an, Betonarme hocamız. Ve Adnan Ötüger, kütüphane müteassısı. Evet, bu bina 64 yılında yarışmaya açıldı. 69 yılında sözleşmesi yapıldı. Şandor Hadibur'un mimarı olarak derdi ki, iyi oldu, iyi zaman geçti, daha faydalı oldu dedi. 64 yılında, 69 yılında yarışmadan bir sene sonra temeli atıldı. Konu şöyleydi. Beyazıt Meydanı'nda bir trafo merkezi vardı. İstanbul'un kalbi. Elektriği orası veriyordu. O zaman bir yarış, bir anlaşma yapıldı. Rektörle belediye elektrik idaresi başkanı tarafından. O bina oradan kalkacaktı ve ona ait diğer binalar da kaldırılacaktı. Hatta bir iş alanı vardı, onu da istimlak ettiler. Bütün çevre bu projeye göre gerçekleştirilecekti. Fakat bir türlü olmadı. Hatta hala o elektrik idaresi orada. O istimlak edilen iş hanı da 5 sene istimlak edildi. Kullanılmadığı için sahibi tekrar hukuki hakkı olduğu için geri aldı. Yani bu gerçekleştirilen bina kısmı konunun yarısı. Bu yarısını içeren kısım da okuma salonları çok önemli tabii. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, İlim Kütüphanesi, Bilim Kütüphanesi o maksatla kuruldu ve 1,5 milyon kitabı var. Kapalı raf sistemle çalışıyor. Yani okuyucu memurdan kitabı alıyor. Serbest dolaşım yok. Fakat bunun yanı sıra referans kitapları, 50 bin adet referans kitapları da raflarda. Bu binanın yarısı yapıldı. Bitişi, bakın 70'te temeli atıldı. 1986 yılıydı. 1986 yılı Şubat ayında bir telefon geldi Şandor Hadi'ye. Dediler ki bir giriş holü yapın. Çünkü Kenan Evren gelip açılış yapacak. Ayıptır. O elektrik idaresiyle okuma salonlarında giriş arasında daracık bir koridordan girilir. Öyle olmasın, dışarıya bir giriş yapalım. Şandor'un verdiği cevap şuydu. Ben yaparsam öyle kalır, yapmayacağım dedi. Yapmadı. Son kısa zaman sonra da maalesef vefat etti. Daha sonra kütüphane kendisi ihtiyacı olan girişi yaptı.
Şimdi eski değil, çok kötü falan. Neyse. Binaya ait bir parça değil o. Şimdi burası okuma salonları, yapılan kısım okuma salonları. Bu okuma salonlarını gerçekleştirebilmek için yapılmayan kısımda olan kazan daireleri, işte kitap aksesyon bölümü, idaresi falan, bu yapılan kısım içinde uyarlandı, onun içine yerleştirildi. Böylece kullanıma geliyor. Ve ilk yapıldığı zamanlarda günde 1800 kişi en az bu kütüphaneyi ziyaret ediyordu. Birkaç gün önce ben kütüphanedeydim, sordum ne kadar okuyucusu var diye. En az 2000 dediler ve 7 gün açık, 24 saat açık. Gece gündüz çalışıyor. Böylesine bir bina. Yalnız bir kusuru var. Depremde bir kolon çatlamış. Bunu sebep göstererek yıkmayı düşünüyorlarmış. Yeniden proje hazırlanıyor. Bunu duyduğumda ben Anıtlar Yüksek Kurulu'na, pardon, Tabiat ve Kültür Varlıkları Kurulu'na müracaat ettim ve tescilini istedim yapının. Tescil etmediler. Sebep bu koruma kanununun 6. maddesine göre tescil edilmediğini söylüyorlar. 6. maddenin ne olduğunu okuyunca şöyle diyor ki 6. madde kültür varlıklarını koruma kanununun 6. maddesi diyor ki 19. yüzyıla kadar olan yapılar tescil edilir. Ondan sonraki yapılar kurul kararına bağlı olarak onların kanaatlerine göre tescil edilir diyor. Bu yapı kültür varlığı olarak kabul edilmemiş ve tescil edilmediği için üniversite idaresi bu binayı yıkabilir. Zaten yıkma teşebbüsünü de geçmiş vaziyette proje hazırlatıyor. Bu konuda bir bilinç yaratmak ve son zamanlarda zaten böyle yıkımlar oluyor. Yani belki tescil edilmemiştir yapı ama Paraza Bağdat Caddesi tarafında yahut İstanbul'un orasında burasında yahut Türkiye'nin başka yerlerinde hep yıkılan yapılarla karşılaşıyoruz. Yani binanın çok parlak bir mimarisi olabilir ama çok güzel bir yaşantı sunmaktadır. O bir anıdır, o bir geçmiştir, o bir kültürdür. Neden bu kadar çok yıkım oluyor? Bu yıkımın önüne geçmek için acaba bir adım atılamaz mı diye düşünüyorum. Evet, şimdi binayı tanıtmak istiyorum. Şimdi, evet. Bunu geçiyorum. Böyle mi geçeceğiz? Evet. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nin Ordu Caddesi'nden görünüyor. Evet. Fatih Külliyesi muntazam bir sistem içinde, muntazam açılar içinde gelişmiştir. Beyazıt Meydanı'na baktığımızda ise cami, Beyazıt Medresesi, daha önceki yerde Beyazıt Hamamı, pardon. Ben nasıl yapacağım? Evet, bu üniversite merkez kitaplığı. Bundan önce bir şey var, Beyazıt Hamamı. Bu tarafta Beyazıt Medresesi. Burada Fuat Paşa Konağı. Bunların hepsi tescil edilmiş yapılar. Ayrıca karşısında Simkeşhane, arada Teodosius Takı falan. Böyle bir çember içinde köşeyi dönen bir ifade ki konferans salonları, önde okuma salonları ve giriş meydana bağlı. Meydan üniversite giriş kapısına bağlı. Yani üniversite giriş kapısından yürünerek girişe geliniyor. Sonra salonlar inilerek gidiliyor. Ve buradaki elektrik idaresinin yeri de burası. Elektrik idaresi yıkıldığında burası kütüphanenin iç avlusu olacaktı ve açık okuma alanı olarak kullanılacaktı. Arka tarafı işte giriş holü avluyu görerek giriyor. Sonra sergi salonları, konferans salonları, kütüphanenin idaresi, altında çok zengin aksesyon bölümleri, kitap girişini kaydının yapıldığı ve servis girişi. Sonra burada Hasan Paşa Hanı var. Böyle bir tarihi ortam içinde. Evet, Beyazıt.
camisi falan. Evet. Bunun tasarlanmasında ne düşünüldü? Koska'daki İstanbul Üniversitesi yapısı, Sedat Hakkı ve Emin Onat'a ait. Burada... Taş yapı ile üstü pembe renkli kısım arasında bir silme var. Bu silmenin gayesi, bu çizginin bulunuşu şuradan kaynaklanıyor. Hamamın silmesiyle devamlılık kazanmış. Şanlıur Hadi'nin projesinde bu devam ettiriliyor. Ve böylece çevrede bir uyum, bir ahenk sağlanıyor. Bu ahenk birinci planda tutulmuş. Aynı zamanda akslar, pencereler aralarındaki akslar aynen devam ettiriliyor ve bunların bölüntüleriyle modüller elde ediliyor. Ve sonra Beyazıt Medresesi. Böyle bir akışkanlık içinde. Şöyle görünüşte böyle gidiyor. Evet. Ya daha yakından bakıyoruz. Bugün bu Beyazıt Hamamı restore olmuş vaziyette. İçi sergi yeri olarak kullanılacakmış. Burası da kapalı bir müdürlük, belediyeye ait. Açık olsa da herkes girse iyi olur tabii. Evet. Bu çizginin üzerinde çatı fenerleri var. Aslında buranın ilk projesinde pencere hiç yoktu. Bu jüri tarafından tenkit edildi. Aslında çok da mantıklıydı. Mesela buralar bütün, burada bunun arkasında bir kat var, hiç ses gelmiyor. Burası da kapalıydı. Hatta bunun duvarlarına dayalı olarak, önündeki ağaçlara bakarak oturanlarla yapılmış bir perspektif çok cezbediciydi ama pencere arzu edildi. Şanlıur da yaptı. Evet, okuma salonların pencereleri bu. Periyodikler kısmı, bunlar ana salonlar. Evet, burada Kapalı Çarşı tarafına doğru kayıyoruz. Oradan projenin görünüşü, binanın görünüşü. Evet, bahsettiğimiz elektrik idaresi şurada. İşte burası iç avlu, okuma avlusu olacaktı. Giriş holü, sergi salonu, konferans salonları otel büyüklükte ve bir fuaye. Ondan sonra İdare ve idareyle ilgili yemekhanesi. Buradan servis girişi var ve altta servis kısımları var. Bu tarafa geçiyoruz. İşte bu yapılmayan giriş holü. Burada bitiyor. Şu yani elektrik idaresi şimdiki halde şurada bir çizgide. Ondan sonra şu aralıktan giriliyordu içeri. Şimdi yandan dışarıdan böyle içeriye giriş yapılmış vaziyette. Giriş holü ve giriş holünden hemen kütüphane başlıyor. Aşağıya doğru bakıyoruz. Bu taralı kısımlar alt salonlar. Yukarıdan bakıyoruz. Galeriler teşkil edilmiş vaziyette. Girişte tabii ki bir şey var. Katalog kısmı var. Bugün bu kartlı katalog kaldırılmış vaziyette. Bilgisayarlı kataloglar var. Burada bir başka bölüm vardı. Şimdi burası da yeni program gereği kitaplık idarehanesine ayrılmış vaziyette. Bu üst kottan aşağıya merdivenler iniyor. Bir bu, bir bu. Ara kata inen merdivenler var, döner merdivenler. Evet. Sonra burada daha aşağı kotta olacak kitap dağıtma alanı var. Yani burası servis çekirdeği. Kitaplar depodan buraya geliyor ve memur buradan dağıtıyor. Bu kütüphanenin kitap depoları yukarıda yükselmiyor. Bazı kütüphanelerde kitap depoları bir kitap göstergesi, kitap gücünü göstermek için yukarıda yükseltilir. Burada öyle değil. Yerin altında. Yerin altında kitap katı, dergi katı ve gazete katı olmak üzere üç okuma katı, depo katı var. Evet, salonları görüyoruz şimdi. Mailden istifade edilerek tabii bu katmanlar elde ediliyor. Bu bina çağdaş bir yapı. Yani
ben tescilini isterken çağdaş bir yapı örneği olarak tescilini istemiştim ama fakat başka bir şey daha var. Aynı zamanda gelenekselden istifade ederek, ondan esinlenerek yapılmış köşeleri var. Mesela camilerdeki büyük mekan açıklığı, ondan sonra yanlarda daha yüksek mahaller, kadınlar mahfili, Kur'an okuma mahfili gibi. Yani burada bir seviye var, bir başka seviye daha var. Ana mekan bu. Yandan bunlara iştirakler var, yukarıdan iştirakler var. Biraz sonra fotoğraflarını göreceğiz. Ve caddeye kapalı. Sesi yutuyor. Çünkü buranın sese ihtiyacı yok. Sesi duymaması lazım. Burası da son derece gürültülü bir cadde. Burada ışıklar geliyor. Böyle. Böyle gayet zengin bir ışıklandırma var. Ve diğer binanın diğer bölümleri de buradan bu mekana iştirak ederek devam ediyor. Bunun üzerinde şu galeri katı. Galeri katı. Bunun planı. Şunlar. Burada. Aslında burada kütüphane tipolojisine de bir farklılık getirilmiş vaziyette. Kütüphaneler büyük salonlar olarak devam eder. 1000 kişilik bir okuma alanı var. Burada mekanlar o kadar büyük değil. Aslında parçalanarak kullanılmış vaziyette. Fakat yine de parçalanmayla beraber bunların her biri tekil salon değil. Bu salon geçiliyor. Böyle devam ediyor, böyle devam ediyor. Yani periyodikler ve referans salonları, bunların hepsi birbirine akışkan şekilde ve bir düşey sirkülasyon alanı, düşey servis alanı, servis çekirdeği yukarıdan aşağı iniyor ve bunun etrafında katlar ileri geri gelişerek bir yerleşme gösteriyor ve burada bir devamlılık var. Baştan sona bir devamlılık. 65 metreye 35 metre ve 12 metre yüksekliği var. Evet, 12 metre yükseklik ve tepe ışıkları. Aynı şeyi daha büyük olarak görüyoruz şimdi, evet. Şu noktaya geldiğimizde, aşağıdaki kitap verme alanını görüyoruz. Biraz sonra bununla ilgili fotoğraflar göreceğiz. Ve bu devamlılık, böyle bir mekansal devamlılık, bakışlarda devamlılık, harekette devamlılık, iki tarafa bakışlar, evet. En alt kat, yani ana okuma mahalli. Bu seviye. Ana okuma mahalli. Böyle uzun masalar ve kitap okuyanlar. Tabii öyle bir şey ki bu okumak insana çok huzur veren bir şey. Çalışan insanı görmek çok huzur veren bir şey. Burada herkes birbirini de teşvik ediyor böyle bir yoğunluk içinde. Yani 6 kişilik masa, sonra bir geçit falan, böyle kopuk kopuk tekrarlar değil de bir bütünlük içinde ve bunun etrafı da ayrıca okuyanlar tarafından çevrelenmiş vaziyette. Onun etrafında da referans kitapları var ve burada referans kitapları aynı zamanda bu katta değil ama bu üstündeki katta izolasyon vazifesinde görüyor, ses izolasyonu yapıyor. Evet. Evet, memurun çalıştığı yer burası, memur kitap verme noktası. Monşarjlarla aşağıdan kitaplar geliyor ve buradan dağıtılıyor. Bu eski plan, yani buraya kadar geliyor, bina bitiyor. Eğer yapılmış olsaydı bu periyodikler salonu devam edecekti, aksesyon servisiyle komşu olacaktı, memur çalışma bölümleri olacaktı falan. Onlar yapılmadı. Bu Hasan Paşa Hanı, bu da Beyazıt Hanı. Evet. Bu da
hücreleri var. Bu şetlerin maillerini görüyoruz. Evet, çalışma hücreleri. Bunlar da çatılar. Buradan küçük küçük bölümlerde çalışmalar yapılıyor ve ışığın gelişini görüyoruz. Şurası. Bu geliş. Evet. Okuma salonundan görüntüler. Bunlar kah siyah beyaz fotoğraflar, kah böyle bir Şandor vefat ettiğinde Teknik Üniversite onun için bir tören yapmak istedi. Hemen bu dokümanlar elde edildi. Sonra bir daha da elde edilmedi. Onun için böyle aceleyle çekilmiş fotoğraflar daha iyisi inşallah elde edilecek. Fotoğraf çekilmesine izin verirlerse. Henüz izini alabilmiş değiliz. Evet, böyle mekanda devamlılıklar var. Böyle devam ediyor, gidiyor. Ötenin çatısı görünüyor, ışığı görünüyor falan böyle. Çok zengin. Okuma alanlarından görüntüler ve referans kitapları. Giriş alanından, giriş kotundan aşağıya inen merdivenler. Kolonlar şu galeriyi taşıyorlar. Sonra devam edip ışığı taşıyorlar. Böyle az elemanlı, sade bir ifadeyle neticeye varmak. Yani daha çok huzura doğru gitmek. Evet, o kırmızı çizgiyle çizdiğimiz şey. Şuradan başlayıp böyle bir devamlılık gösteriyor ama bu tabii iyi anlatan bir fotoğraf değil. Evet, böyle konsoldan detaylar. Ses izolasyonu. Bu ahşap kafesler üzerine ses yutucu şilteler yayıldı. Böyle yapıldığı günkü gibi, hatta cilasız olarak yerleştirildi. Şimdi hafifçe rengi koyulmuş, olduğu gibi duruyor. Evet, bu benim çok hoşuma gidiyor bir fotoğraflar. Ve o çalışma hücreleri kısmından görünüş, ışığın gelişi. Döner merdivenlerin yanından memur bankosuna doğru bakış. İlk yapıldığında yerler halıydı. Ve öğrencilerin fevkalade hoşuna gitmişti. Hatta burada zaman zaman, bu Şanlıurfa tarafından çekilmiştir. Henüz iskemleler gelmemişti, sadece masalar görünüyor. Evet, yine memur kısmından, memur kitap verme kısmından görünür. İşte çalışma bölümleri. Bu harita kütüphanesi. Çekmecelerde, büyük çekmecelerde haritalar duruyor ve bu büyük masa üstüne yayılarak tetkik ediliyor. İşte çatı fenerlerinden ifadeler. Ve ilk yapıldığında öğrenciler böyle yerlerde oturuyorlardı. Her taraf salkım salkım böyle, müthiş, hoştu. Evet. Ben neden anlattım bunu? Sorun nedir? Evet, kolon kırılmış ama tabii ki güçlendirme ilmi diye bir şey var. Yani günümüzde pekala güçlendirme yapılabilir. Yani bu konuda mühendisler uzun uzadıya çalışmalar yaparak bunu değerlendirebilirler ve değerlendirilmelidir. Yani bir anda koruma kurulunun hayır olmaz demesiyle bu bina asla yıkılmamalıdır. Üstelik belli dönemler unutulmuyor, 19. asra kadar olanlar. Mesela bir yerde bir metrelik bir yer altında bir duvar bulunuyor. Büyük bir titizlikle üstüne gidiliyor. Evet, gidilsin pek tabii. Fakat neden böyle bir değer yıkılsın? Yani kendi ekonomik değeri var.
Üstelik kullanım değeri var. Bugün her gün en az 2000 öğrencinin gittiği bir yer. Bütün üniversitenin gittiği bir yer. Bu üniversite kütüphanesi yapılmadan önce bütün o çevredeki kahvehaneler öğrencilere yer veriyorlardı. Kahvehanede öğrenci gidiyor, çayını içiyor, kahvesini içiyor, satrancının tavrasını oynuyor ama gün boyu da çalışıyordu. Yani bütün kahvehaneler bu şekilde yer veriyorlardı bu çalışmalara. Bu üniversite kütüphanesi yapıldıktan sonra burası yoğunlukla kullanılmaya başlandı. Şimdi bu kütüphane binası kaldırılırsa ne olacak? Üniversitenin tasarımı şu. Yeniden kütüphane binası yapılacak. Yeniden kütüphane binası yapılacaksa neden bu bina yıkılır? Bundan şikayet nedir? Bildiğimiz kadarıyla kolonun depremden zarar görmesi. Ama bu kadar önüne geçinemeyecek bir zarar mı ki? Büyük açıklıklardaki kirişlere hiçbir şey olmamış. Belki onlar da takviye edilirler. Bir kere elden geçirilebilir bu. Evet, mesele bu. Evet, böyle bir toplantı bu yapı ve benzer durumda olan mimarlık ürünleri için bir farkındalık yaratabilir mi? Acaba arkası gelebilir mi diye size bunu açıklamak istedim. Teşekkür ederim. Şimdi mimarlık günü, Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun. Konuşmanın açılışını da böylece yapmış oluyorum. Evet, tek kelimeyle haftayı açıyorum. İyi günler. Teşekkür ederim.